Hello. Pazartesi günü Star Wars haftasına başlamıştık. O yüzden kağıdı dörde bölüp Star Wars'un dört tane en bilindik ikonunu yapalım demiştik. Pazartesi günü bunlardan kolay olanı Stormtrooper yapmıştık. Şimdi bir diğer kolay olanı Yoda'yı yapacağız. Yey 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 yey. Başlayalım. Pilot kalemimizi açtık. Kamera netlemeyi başarırsa başlayacağım. O arada kafa atıyorum da birazcık kameraya. Çok yakın çünkü bana. İlk başta iki tane yuvarlak yaptık. Göz. Ne kadar zor olabilir ki? Hemen etrafına bir tane daha yuvarlak. Aynı şekilde diğerine de. Gördüğünüz üzere yuvarlakların şeklini, cismine dikkat etmiyorum. Seferkiler de çok yamuk oldu ama. Soldaki güzel de sağdaki birazcık yamuk oldu. Ortaya yarım daire şeklinde bir tane burun. Altına da hemen böyle bir ufak yay, ağız. Şimdi burada kulakları yaparken kaş çizermişçesine alttan da önce içe sonra dışa yuvarlak çizerek. Umarım anlatabilmişimdir. Yaprak gibi. Elf kulağı gibi. Dobby'nin kulağı gibi. Dobby çizmedik değil mi hiç? Yok çizmedik. Onu da çizeriz. Aynı şekilde bunun soluna da yapmamız gerekiyor. Kaş gibi bir yay. Altına önce içe sonra dışa yuvarlak. Kafayı birleştirirken de tam yuvarlak değil, çeneye doğru birazcık sivrileştirerek. Kafasının üstü de kulakların uç kısımlarından yarım daire. Kulakların alt kısımlarını da hafif suratı getirdik. Onlar da böyle daha gölgeli durmasını sağlayacak. İki tane hafif yayımsı çizgi. Onların içine birazcık daha düz çizgiler. Birleştirdiğimizde hop kıyafet de tamam. Dışarıdakileri birazcık daha dışarıdan yani alt taraftan birleştirince sanki üstüne giymiş gibi olacak. Ayakları eksik kalsın. Ayak da yapabilirdik. Kolları için de iki tane çizik indirdik. Eller çok basit. Baby Yoda yapmadığımız için bunun bastonu var. Baston dediğimiz şeyi de kolayca çizebiliriz. Dümdüz çizgilerin sonunda tutma yerini hafif yuvarlaştırarak iki tane de çubuk gibi parmağı da koyup elde yaptık. Çizim için başka bir şey eklemeye gerek var mı? Yok. Şimdi gözleri boyarken yuvarlakların içini boyayacağız. Ama dikkat etmemiz gereken kısım göz parlaklığı. Gözün parlaklığını en iyi beyaz bırakarak verebiliriz ya da direkt siyah boyadıktan sonra üstüne beyaz geçerek yapabiliriz. Ama hep diyorum ya önce açık renk sonra koyu renk diye. Çünkü koyu renk açmak çok daha zor oluyor. Hele ki keçeli kalemde ölüm gibi bir şey olsa gerek. O yüzden ben önce siyahları boyamadan ufak ufak yuvarlaklar bırakıyorum ki sanki gözleri parlıyormuş gibi ışıktan.
gibi. Pırıl pırıl oldu gözleri. Güya yaşlı yapacaktık. Elinde bastonu var ama bayağı genç duruyor. Kamera da rahat bırakmadı ki. Şimdi aslında evet birazcık daha yağ yeşili gibi ama ben de o renk olmadığı için bayağı fıstık yeşili yaptım. Ondan sonra neden yaşlı de? Yaşlı mı olur bu? Elf gibi oldu gerçekten. Filmler birbirine karıştı. Boyama kısımlarını aslında hızlandıracaktım. Editlerken unutmuşum. Çünkü buraları asla ve asla izlemiyorsunuz. Bütün önemli şeyleri burada söyleyeyim de. Şaka tabii. Ay. Şimdi kenarlarını açık renk bıraktım. Ortasını koyu renk bırakacağım. Böylelikle kulak içleri olacak. Fark ettiyseniz asla ama asla çizgileri taşırmamakla uğraşmıyorum. Hepsi taşıyor. Ne kadar güzel taşıyorsunuz siz öyle. Ne kadar yeteneksizim. Bir kısmı daha koyu yapıp bir kısmı daha ince, daha açık. İnce ne ya? Bir kısım daha koyu, bir kısım daha açık. Siz ince de yapabilirsiniz. Sağ tarafa da renk skalası koydum çünkü keçecik kalemlerimin renklerini her seferinde karıştırıyorum. Zaten karışık yapmışım, iyice karışıyor. Koyu rengi almaya çalışırken yine açık rengi aldım. Bence çok harikayım. Bir tık daha koyusunu alıyorum şimdi. Şu an burada 3 farklı renkte, 3 farklı tonda yeşil var. 3 farklı renkte ton ne ya? Konuşmayı da inşallah sökeceğim. Buraya gülme efektimi koyayım yoksa siz güler misiniz? Ben kendi kendime ha ha ha. Ay çok kötü oldu. Evet, kulaklarının gölgeleri bitti. Boynuna da hafif V şeklinde yaka yapmıştık. Oranın da üstüne gölgeli dursun diye çenesi geliyor ya. Onun için koyu renk yaptık. İçerisindeki tişörtü kahverengi. Tişört mü desek? Tişört de değil aslında ama. Kıyafeti kahverengi. Dışındaki birazcık daha deve tüyü mü denir? Krem değil de kremden hallice. Tabii keçeli kalemlerde o rengim olmadığı için yine ne yapıyorum? Bastırmadan kahverengi kuru kalemle boyuyorum. Bu boyalar benden ne çekti ya? Dıt Buralarda hep Star Wars'un aslında sesleri olsa ya yani benim sesime katlanmak zorunda kalmasanız çok güzel olurdu. Ama bu telif olayları çok sıkıntı. Gölge için kurşun kalemle yapıyorum. Artık sıkıştığımız kalemden vazgeçtim. Kurşun kalemle önce üstlerinden geçiyorum. Onları sonra dağıtmak için kullanırım yine merak etmeyin. Sabit kullandığım malzemelerden asla vazgeçmiyorum. Huyum kurusun. Cuma günü için acaba sulu boya mı yapsak yoksa bunlara mı devam etsek? Yetiştirebilirsem sulu boya yapayım. Yetiştiremezsem bunlardan birini paylaşırım.
Pazartesi de sulu boya yaparız. Pıt. Yine bitti. Geldi benim Robocop buraya. Ve buraya kartları bırakıyorum. Buradan abone olabilirsiniz. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bye bye.